Arkası yarın. Kırık Hançer 9. bölüm. Yazan Yılmaz Boyunağ, uyarlayan Tayfun Türkili, program yönetmeni Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atayal, montaj Hasan Dinç, efekt Haluk Kesim. Oynayanlar Ömer Hakan Güner, Sungur Emin Şaylan, Bekir Naci Dirgin, Gülnihal Neslihan Gürgün, Aslan Bey Ayton Sert, Gazneli Mahmut Numan Pakner, Sita Hülya Aksu, Osman Erhan Özçelik, Beci Nihat Oktay, Çandra Zeki Yıldırım. Ünlü Türk hükümdarı Gazneli Mahmut, Ömer adlı bir yiğitten Hinduların elinde bulunan, ucundan fışkırttığı alevle değdiği yeri ikiye ayıran kırık hançerin bulunmasını ister. Hançeri bulmak üzere yola çıkan Ömer, tesadüfen Çatracası'nın kızı Sita ile tanışır. Ömer Sita'dan kırık hançerin Raja'nın sarayında olduğunu öğrenir. Çat şehrine gelen Ömer, burada Raja'nın işkenceci başısı Beci tarafından yakalanır ve zindana atılarak işkenceye maruz kalır. Ancak zindana gelen Sita Ömer'i kurtarır ve o gece Ömer'i bir ayine götürür. Tam bu sırada Ömer'in gizli odadan ayini seyrettiğini öğrenen işkenceci başı Beci, kapıyı kapayarak Ömer'i odaya hapseder. Ancak o gece Ömer hapisten kurtulur ve saraydan kaçarak kırık hançeri Hindu ordusuna götüren Hindu kafilesinin peşine düşer. Sonunda kırık hançeri götüren ekibe yetişir ve yaptığı kavga sonunda kırık hançerin bir bataklığa düşerek kaybolmasına sebep olur. Artık kırık hançer yoktur. Bir bataklığın içindedir ve Hindulara yardım edemeyecektir. Beyim, önümüzde uzun bir çöl var ve bu çölü aşacak uzun da bir yolculuk var. Tam tevekkül sahibi olmaya çalışalım koca Sungur'um. Ben en ümitsiz gibi olan zamanlarda bile Allahu Teala'nın imdadımıza yetiştiğini bilirim. Bu sözleriniz Ömer Bey'in maneviyatımı artırıyor. Elbette öyle olacak Osman kardeş. Yalnız olmadığımızı bilelim. Her şeyden önce biz sultanın emriyle yola çıktık ve elhamdülillah büyüklerin himmet ve teveccühleri ve bu vesileyle Allahu Teala'nın inayetiyle bir fitne kaynağı olan kırık hançeri ortadan kaldırdık. Beyim, ya şu kıza takıldı benim aklım be. Neyine takıldı? Yani bu kız diyorum, şartlar müsait olsaydı da bana kalırsa Müslüman olurdu. Ha? Ben de öyle düşündüm ama nasip. Dua edelim de olsun. Bana bak, tutuldun mu yoksa beyim ha? Ne dersin bire koca Sungur'um benim? Bir Hindu kızı için hissiyatımıza esir mi olalım yani? Yani ben öyle demek istemedim beyim. O kızcağızın davranışlarda yani iman edecekmiş hissi sezinledim ben de. Dua edelim de iman etsin o zaman. Eğer inanırsa iyi bir mücahit ve mücahit anası olacağı muhakkak. Ya Rabbi, Sita denilen o kızcağızı İman nuruyla Ömer Bey'imize nikah olmasını nasip eyle. Amin. Amin. Doğan bitmedi daha, durun ya. Ayrıca beyimin düğün yapmasını ve güzel bir ziyafet çekmesini ve bu ziyafetle beni de davet etmesini nasip eyle. Anlaşıldı koca Sungur. Tamam, gene anlaşıldı. Bu işin sonu yine mideye dayanmadan en iyisi kesilebilir. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Ne söylesem eksik anlıyorsunuz ya.
Ben asıl o Candra denilen azılı Hindu kafirini düşünürüm koca sungurum. Candra mı dedin? Evet, Candra dedim. İlk duyuyormuş gibi bir halim var koca sungur. Halbuki akşam onun da lafı olmuştu. Çok görme beyim, mide saatine denk gelmiştir. Hay Allah! Gerçekten de dalgınlığıma gelmiş. Yani sen onunla karşılaştın demek ha? Hem de ne karşılaşma, ama şartlar el vermedi. Babamın intikamını alma fırsatı olmadı bir türlü. Çünkü vazife daha mühimdi. Merak etme Ömer beyim. Kaçtığını öğrenince peşine düşer. Çok haris biri olduğunu duymuştum. İnşallah dediğin gibi olur. Hadi şimdi biraz hızlanalım bakalım. Zira çok uzun bir yolumuz var. Doğru dersin beyim. Hadi bakalım. Beyim, hey beyim. Gayret koca sungur. Gayret Osman karındaş. Fırtına ya, fena yakalandık be. Gözlerinizi kum tanelerinden koruyun arkadaşlar. Gayret, başka çaremiz de yok zaten. Şu kum fırtınası ve çölden bir kurtulabilsek. İleride Müslüman kabileleri var. Oraya sığınırdık. Gayret arkadaşlar, gayret. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatacağız. Gayret. Sungur Bahadır. Buyur beyim. Sayımız kaça ulaştı dedin? 300'e yaklaştık. Tamam. Tokta Bey'in iştirakıyla bu sayı daha da yükselecek inşallah. Tokta Bey de bizimle gelseydi sultanımız Gazini Mahmut kim bilir ne kadar çok sevinirdi. Yine sevinecek Sungur Bahadır, yine sevinecek. Keyfinden kalmadı ya geride. Neden kaldı peki? Şu anda hemen katılamayan Bahadırların da bu büyük cihata iştirakını sağlamak için. Bey Hindular! Dolu düzgün bize doğru geliyor. Varlığımızdan haberdar oldukları anlaşılıyor. Gelsinler beyim, gelsinler hele. Uzun zamandır savaşmak için kısmet bekleyip dururdum. Ne demişler? Bekleyen sungur hedefini vurur. Davranın bakalım yiğitlerim. Gün bugündür. Gün bizim günümüz yiğitlerim. Erenler bizimledir. Kim olduğunuzu gösterin bakalım şu çapulculara. Haydin bakalım göreyim sizi yiğitlerim. Hayt, sağ olun bre. Sağ olun. Oh be, gözlerim ışıdı beyim. Gayret Sungur Bahadır. Osman karındaş. İşte yiğitler meydanı. Hadi göreyim seni. Hadi bakalım. Beyim. Sularımız yok olmuş. Hindular bütün yedek sularımızı götürmüşler. İşte bu iyi bir haber değil mi? Hayırlısı bakalım. Ya Rabbi bizi bu darda koyma yalvarırım. Beyim, çölü kaç günde geçeriz dersin? Siz de bilirsiniz ya. 5 gün daha var. 5 uzun gündüz ve gece. Mümkün yok eldeki su bize yetmez. Ama gün doğmadan neler doğar. Ümitsiz olmak da bize yakışmaz arkadaşlar. Evet. Bittim Sungur Bahadır. Dilim damağıma yapışacak neredeyse. Ha gayret Osman kardeş. Ha gayret. Hinduların yapamadığını bu çöl yaptı. Bu çöl. Takma kafana canım. Öyle yapman çölün hoşuna gidiyor. Bak ona göre ha. Şakanın tam zamanı Sungur Bahadır. Şaka maka değil ya. Elbette. Bak Ömer Bey'imize bak. Dayanma gücü ver Allah'ım. Dayanma gücü ver. Beyim, Ömer Bey'im. Sen Osman karındaşa yardım et. Ben dayanırım. Ama sizin durumunuz iyi değil. Ben dediğimi yap. Su. Osman. Su. Osman bana dayan. Hadi. Ha, şöyle.
Hadi gel şimdi yürüyelim. Hadi dayan bana. Şuraya bak. Ne oldu Osman Bahadır? Şuraya bak. Beyime haber ver. Kurtulduk. Kurtulduk. Çıldırdı anlaşılan. Kurtulduk beyim. Kurtulduk. Osman. Osman ne oldu? Ha? Osman Bahadır. Görmez misin? Görmez misin atlıları? Üzerleri fıçılarla su dolu. Suyu saça saça bize doğru geliyorlar. Hani ya, hani ne suyu? Seninki serap serap. Bu kızgın uçsuz bucaksız çölün ortasında su mu? Ah, evet. Kayboldu hepsi. Daha fazla yürüyemeyeceğim. Benim durumum da iyi değil ya. Siz devam edin. Zungur. Bahadır. Osman'a yardım et. Ben elimden geleni yapacağım. Ömer Bey'im. Allah'ım yardım et. Allah'ım ne olur yardım et bize. Ömer Bey'im. Allah'ım yardım et. Su. Hadi kalk bir kalk. Su. Kalk. Su. Yeter. Yeter bu kadar. Hepsini içme. Sen kimsin? Sita. Hatırladın mı? Su. Su. İçeceksin Ömer Bahadır ama hemen değil. Dur. Sita. Sen ha? Çok şükür Allah'ım. Bağışladığın için, yetiştiğim için binlerce şükür sana. Sen nasıl buldun bizi? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım Ömer Bahadır. Sen Müslümanlar gibi giyinmişsin Sita. Müslümanım elhamdülillah. Müslüman oldun demek. Müslüman oldun. Oh, hamdolsun Rabbime. Emine. İsmim de Emine. Güzel değil mi? De ne kadar. Kardeşlerim. Sungur Bahadır. Osman Bahadır. Bahadırlar. Endişe etme yiğidim, endişe etme. Herkese su veriliyor. Yeteri kadar da suyumuz var. Seni Rabbim gönderdi Emine. Her şeyden çok Müslüman olmana sevindim. Hem namaz kılmasını bile öğrendim. Namaz çok mühimmiş Ömer Bahadır. Sizden duymasam dünyada inanamazdım Emine. Anlat. Ne olur her şeyi anlat bana. Sizi tanıdıktan sonra batıl ve bozuk inançlar üzerine kurulu bulunan dünyam derin sarsıntılar geçirmeye başladı. Sizleri görmekle insanlığı tanıdım. Hakkı ve hakikati tanıdım. İnsanlık nedir bunu hissettim. Şimdi bunları değil de bizi nasıl buldun onu anlat Sita. Emine. Çok uzun hikaye Ömer. Beci'nin seni hapsettiği odada öldüğünü sanmıştık. Beci bir gün sonra odanın kapısını açıp da seni bulamayınca kaçtığını anladık. O günden sonra içimi bir telaş kapladı Ömer. Bu ateş senin yokluğun ve de devamlı söz ettiğin Allah ismiydi. Ve kendi ellerimizle yaptığımız taştan heykellerin senin dilinden düşürmediğin ve devamlı güç kazandığın Allah karşısında ne kadar gülünç ve saçma olduğunu anladım. Şükür ki doğru yolu seçmişsin Emine. Sonra babamın sarayından kaçtım. Kaçarken de ne kadar altınım, mücevheratım varsa yanıma aldım. Senin çölü geçerek Gazne ordusuna katılacağını biliyordum. Multan şehrine geldiğimde senin bir gün sonra oradan ayrıldığını duydum. Ve yola çıkmadan önce Multan Camii imamıyla konuşarak İslamiyet'i seçtim. Sonra da yanımdaki altın ve kıymetli mücevheratı satarak at, adam ve bol su satın alarak peşine düştüm. İyi ki peşime düşmüşsün Emine. Allah senden razı olsun. Müslüman olmama sebep olup doğru yolu seçtirdiğin için Allah senden razı olsun Ömer Bahadır.
beni hak din İslamiyet'e yaklaştıran şey sana olan duygularımdı Ömer Bahadır. Hey Gazeli! Neredesin? Çık ortaya! Kırık Hançer adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.